Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Bugün inşallah gündemde olan bir konuyu yine Risale-i Nur'dan bir metne bağlamaya çalışacağız. Efendim bağlamak istediğimiz yerden başlayayım bu sefer. İkinci lemanın dördüncü nüktesine bağlamaya çalışacağız. Burada musibetlerle ilgili bir nasihati var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Çok kıymetli ve her zaman geçerli bir nasihat bu. Bu nasihati bugünkü bir olaya veya bugünlerde yaşanan olaylara bağlamaya çalışacağız dedik. Nedir o olaylar? Mesela bugünlerde çok sayıda manipülatif bilgi paylaşımı oluyor. Nedir? Mesela işte doğal gazımız kalmayacak, bitecek, şöyle olacak, böyle olacak, biraz da korkutucu, evham yaptırıcı şekilde bir lanse oluyor. Sosyal medyada, medyada bu bilgi çok dolaştığı zaman da insanlar çok dolaşan bilginin hakikatine inanıyorlar. Ve ondan dolayı bir korku kaplıyor yürekleri. Veya işte bugünlerde yağ bitti, yağ kalmayacak, yağ şöyle olacak, böyle olacak diye işte marketlere bir hücum. Hani var olan yağı bile yokluğa düşürecek kadar bir izdiham, bir talep, stoklama. Bunun sonucu ne oluyor? Olmasa bile yağ problemi, bu talepten dolayı, bu artan talepten, bu stokçu talepten dolayı olan yağ bile yokluğa düşebiliyor. İşte böylesi olaylarda, böylesi evhamın kurcalandığı, insanın manipüle edildiği, korkutulduğu olaylarda nasıl davranmak lazım, ne yapmak lazım? Çünkü bu biliyorsunuz artık bir harp tekniği, taktiği. Medyada iletişim, ulaşımın gelişmesiyle böyle şeyler çok yapılıyor artık. Zaten bu medya dediğimiz şeyin ipleri en nihayet küresel baronların elinde. Onlar da dara düşürmek istedikleri, etkilemek istedikleri veya işte hatalı bir seçim yapmak zorunda bırakmak istedikleri kimselere karşı böyle manipülatif bilgiler paylaşıyorlar. O bilgileri yayıyorlar. Zaten bütün ipler onların elinde. İstedikleri gibi o bilgiyi vurgulayıp normal insanı da, avamnası da mesela şeye düşürüyorlar. Tereddüte, ya acaba doğru mu? Ya acaba böyle mi olacak gerçekten gibisinden korkuya, endişeye düşürüyorlar. Peki bu korkuya, bu endişeye düşmemenin çaresi ne? Yine imanımız, elbette Kur'an'da ve sünnette tanımlanmış Müslümanlığımız. Eğer biz kendi tanımlarımızın üzerinde durursak manipüle edilmiyoruz. Eğer kendi tanımlarımızı bilmezsek, bizim musibetlere karşı, bizim evhama karşı, bizim böylesi bilgilere karşı duruşumuzu bilmezsek, her tarafımız ayrı oynar tabiri caizse. Kur'an'ı okuyanlar bilirler, mealinden bilgi sahibi olanlar bilirler. Medine'ye geliyor bir münafık veya işte kafir elemanları diyelim, onların istihbaratı diyelim. İşte size çok büyük bir ordu topladılar size karşı, onlardan korkun diye böyle manipülatif bir açıklama yapıyorlar Medine'de. Müslümanlar bunu duydukları zaman diyorlar ki cesaretleri arttı. Yani Kur'an'ın ifadesi bu, mealiyle tabii. Yani cesaretleri arttı diyor bu haberi duyduklarında. Allah bize yeter, ona güzel vekildir dediler diyor. Normalde biz böyle bir haberi duysak, işte Rusya bize o karşı ordu toplamış, Amerika bize karşı orduyla geliyor, işte donanmasını çıkarmış falan, korkarız, titreriz, lan ne olacak falan deriz, ekmek mi alalım, makarna mı alalım, yağ mı alalım, hangisini stoklayalım, onu şaşırırız belki. Ama sahabe efendilerimiz kendi şartlarında, ki onlar çok zayıflardı insanca, güççe, elbette imanları onları güçlü kılıyordu ama onun dışında rakamlara baktığınız zaman, maddi koşullara baktığınız zaman Müslümanlar çok zayıftı. Buna rağmen o manipülatif bilgi paylaşımına, o işte evham kurcalayıcı lanseye karşı böyle direnmiştir. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir ve cesaretleri artmış. Cesaretlerini arttıran ne o koşullarda? İşte imanları. Bizim de imanımız olursa böylesi manipülatif hareketlere karşı direncimiz artar diye düşünüyoruz. Ve o konuda bize faydalı olacak bir metin. İkinci lemanın dördüncü nüktesi. İkinci lemayı bilenler konusunu da bilirler. İkinci lema Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından alacağımız hisseleri yazıyor. Ancak onu bir kanun gibi okuyor. Yani musibet kanununa nasıl karşı konulur? Musibet kanunu müminler üzerinde nasıl tesirsiz kalır? Veya o musibet kanununun hakkı nasıl verilir mümince? Nasıl hakkı verilir? Onun dersini veriyor. Geniş izahlarda bulunuyor. Sadece kıssanın içinde kalmayarak hayatlarımıza inerek. İşte onlardan bir yer. Dördüncü nükte. Bakalım bunu yağ meselesine nasıl bağlayacağız. Dördüncü nükte.
21. sözün 1. makamında beyan edildiği gibi, 21. sözün 1. makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kafi gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği sabır kuvveti aslında her musibete karşı dayanabilirmiş, bir şartla evham yolunda dağıtmazsa. Nedir o? Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı kafi gelmez, hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez, şekvaya başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Bu hepimizin yaşadığı bir şey. Biz hali hazırdaki olaylara neden sabredemiyoruz? Bir, o musibeti sadece o an düşünmüyoruz biz. Bizde akıl diye bir şey var. Gelecek ve geçmişi de hesaba katabilme yeteneği sağlıyor bu. Öyle düşünüyoruz ki bu musibet hep devam edecek ve bu musibet hep vardı. Hani geçmişte ve geleceği de katarak, yükü kendimize ağırlaştırarak öyle düşünüyoruz. Mesela diyelim bir yerimizde bir ağrı var. Bu ağrı sanki hep sürecek. Halbuki bir saat sonrasında devam edip etmeyeceği belli değil. Ama öyle düşünüyoruz ki ya bu musibet hep bizimle kalacak. Veya evvelinde o hastalığı yine çekmişsek ya bunlar hep omzumuzda. Yani geçmiştekiler sanki geçip gitmedi. Onlar da hala duruyormuş gibi bir algı yüzünden. Bir daha okuyayım burayı. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham, yani olmayan bir şeyi var farz etmek, evham da bu demek. Evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle, işte o olmayan şeyi var farz etme yeteneğimiz tahakküm uyguluyor. Bak şunu da hesaba kat, bunu da düşün, bak şöyle de olabilir, bu da var falan filan falan filan omuzumuza yükleniyor. Bunu bir gün işte küresel güçlerde ne için kullanıyorlar? Toplumları manipüle etmek için bir beşinci kol faaliyeti gibi kullanıyorlar. Bir ülkeye saldırmadan evvel önce o ülkenin halkını bir tereddüde düşürüyorlar, birliklerini bozuyorlar, korkutuyorlar. Eğer bize karşı gelirseniz o iflahınızı keseriz falan, aç kalırsınız falan gibi gibi. Birçok manipülatif faaliyetle korkutuyorlar ve sabırlarını kırıyorlar. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle. İnsan hayatına da aşırı bağlanıyor onu baki tevehüm ettiği zaman. Ya zaten geçecek bir ömür demiyor. Sanki hep kendisinde kalacakmış gibi. Yoksunluklar da hep ebediyen kendisinde yoksunluk olarak kalacakmış gibi düşünmesi yüzünden o da bizim algımızı bozuyor. Dünyaya bağlanışımız arttığı zaman sabır gücümüz azalıyor. Çünkü hayata yapılan her şeyin sonsuzca yapıldığını sanıyoruz. Baki de vehim etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, yani geçmişe ve geleceğe dağıtıp, hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez, şekvaya başlar, yani şikayete başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Başa gelenleri Allah getirmedi mi bizim başımıza? Evet. O zaman ne oluyor? Bizim şikayetimizin ucu gidip ona da dayanıyor. Çünkü geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş. Musibet ise zahmeti gitmiş. Geçmişte kaldı. Rahatı kalmış. Elemi gitmiş. Zevalindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş. Sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Yani bir musibete uğradığınız zaman, o musibetten kurtulduğunuzda geçmişi düşünüp şikayet etmek mi lazım? Yoksa geride bıraktığınızı düşünüp şükretmek mi lazım? Oh geçmişte kaldı, çok şükür mü demek lazım? Normalde bir sınava hazırlandığınız zaman, o sınavı da iyi geçirdiğiniz zaman, geçmişe bakıp diyorsunuz ki, oh ya çok şükür o ders çalıştığım, dinlenemediğim, ara veremediğim zamanlar geçmişte kaldı artık ben. Hakkımı aldım, geçtim. O sınavı atlattım diyorsunuz normalde. Ama hastalıkta, musibette, dertte nasıl yapıyor insan bir aldanmayla? Sanki o hep sırtındaymış gibi. İşte diyelim
geldiniz 40 yaşınızda bir maddi yoksunluk çekiyorsunuz. Birden bütün o geçmişteki maddi yoksunluklar aklınıza geliyor. Ben çocukluğumdan beri hep yoksulluk çektiğim, hiç şey yapmadım işte düzgün bir karnımı doyuramadığım şu bu var. Bütün o ihtimallerin hepsi, çekilmişliklerin hepsi geliyor omzunuza birikiyor. Halbuki normalde sınavda bu olayı iyi çözüyorsunuz. Ya bak geçmişte bunları yaşadım ama atlattım. Sınavda bunu yapıyorsunuz ama musibette bunu yapamıyoruz. Çünkü geçmiş her bir gün musibet ise zahmeti gitmiş rahatı kalmış. Elemi gitmiş zevalindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş sevabı kalmış. Bundan şekva değil belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil bilakis muhabbet etmek gerektir. Çünkü meyvelerini bıraktı gittiler inşallah. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Cenab-ı Hak bir musibet verdiği zaman ne yapıyor? Bize menfi ibadet yaptırıyor. Biz onu ibadet olarak mesela içinde çok namaz kılmasak da zaten halsizlikten falan yapamayız da oruç tutmasak da zikrullahla meşgul olmasak da Cenab-ı Hak sırf o musibeti çektiğimiz için ama sabırla ama şükürle o musibeti yaşamışlığı ibadet sayıyor. Bak yaşadığın hastalık aslında senin baki ömrüne yatırım oldu. Eğer geçmişte de kalmışsa oh yatırım orada. Zahmeti geride kaldı. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı, onlardaki elemleri vehimle düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Onlardaki alamı, elemleri vehimle işte yokken var farz etmek, işte şunu da yaşadığım, geçmişte bu da oldu, şunu da yaşadık falan diye düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Çünkü kendimizi yıpratıyoruz. Geçmişte yaşadığımız her şeyi taşıdığımız zaman bugüne, hiçbirisi arkamızda kalmadığı için hepsi omzumuzda oluyor, kafamızda oluyor, kalbimizde oluyor. Bu da yıpratıyor bizi. Geride kalan düşmanla değil, bütün düşmanlarla birden mücadele ediyoruz. İşte 100 tane düşman, 99'u geçmişte kalmış, bugün bir tanesi kalmış diyelim. Ama o bir iki tanesiyle dövüşürken bizim aklımıza şu da geliyor. Ya 99 tanesiyle daha dövüşmüştüm ya falan. Bak onlar da geliyor önümüze. Rakip sayımızı arttırıyoruz. Hasım sayımızı arttırıyoruz. İşte onları vehimle düşünüp olmayanları da bugüne çağırıp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir, deliliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti, belayı şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Ne olacağı belli mi? Belki de hiçbir şey olmayacak. Belki daha da güzel olacak. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de, burayı bir daha okuyayım, yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki, yani aptallık, ahmaklıktır ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selbediyor. Ya işte bugünkü yaşadığımız olayları şimdi biraz buraya getirip koyalım. Ya yarın yağ kalmayacak. Ya kalmayacağı belli mi? Devlet diyor ki öyle bir sıkıntımız yok. Bugün bakanlıkta açıklama yapmış. Yağ sıkıntısı diye bir şey söz konusu değil diye. Veya işte Rusya'da Ukrayna'da savaş var diye işte yarın buğday kalmayacak. Ekmek kalmayacak diyorlar. Ya kalmayacağı kesin mi? Yok. Devlet diyor ki yok öyle bir sorun yok. Hala oraya zorluyorsun. Hala o vehmi kurcalıyorsun. Veya işte doğalgaz Rusya, İran bir aran bir sıkıntı vardı. İşte 6 günlük doğalgaz kalmış. Daha doğalgazımız yokmuş. Ya 6 gün bir geçsin bakalım öyle mi değil mi? Belki de öyle olmayacak. Ki devlet de öyle olmayacak diyor. Bakın kendi kendimizi evhamla korkutuyoruz. Olmayan bir stresi kendi omzumuza alıyoruz. Kendi nefsimizi manipüle ediyoruz. Halbuki desek ki ya dur bakalım öyle mi olacak ki? İşte burada diyor yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye. Bugün mütemadiyen sürekli su içiyorsun gibi. Eziyet kendine. Yarın yağ kalmayacak diye aldım bilmem kaç ne kadar litre. Şimdi o yağ kötü olmayacak mı? Belki kullanamayacaksın.
zarar verdin belki de, hani kâr edeyim derken. Üstelik sen öyle hücum ettin, belki sahiden ihtiyacı olan, stok yapmayacak olan da alamadı. Onu da zor durumda bıraktın, bu da var. E bu ama işte şey, işte diyor ya burada, kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selbediyor. Böyle adama da acınmaz yani, çünkü kendisi sokuyor kendisini o durumlara. Vehimle sokuyor. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi Adem olan, yani yokluk olan musibet ve hastalıkları düşünüp, Adem başka bir şey, Adem başka bir şey. Adem, Adem Aleyhisselam'ın ismi hem de Adem oğulları dendiği zaman insanlık anlaşılıyor. Şapkasız olan, yani ağası kısa olan Adem, bu yokluk demek arkadaşlar. Öyle de gelecek günlerde şimdi Adem olan, gelecek günlerdeki şimdi Adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selbediyor, bırakmıyor yani. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. İşte kilit cümle. Nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor ki, bu Kur'an'da geçen bir şey, İbrahim suresinin 7. ayetinde geçiyormuş. Burada dipnot da vermiş söz basım, Allah razı olsun. İbrahim suresinin 7. ayetinde bu hakikat geçiyormuş. Şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Ki hadis-i şeriflerde de buna benzer manalar, buna mümasil manalar bulunmakta. Öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Hem de merhamete liyakati selbeder. Neden böyle? İşte şükür var olana baktırıyor. Şekva olmayana baktırıyor. Bugün İsmet Özel Hoca'nın Faydasız Randevu diye bir kitabını okuyordum. Onun içinde şöyle bir şey vardı. Hatta internette de paylaştım onu. Diyor ki, bize öğretilen yoksulluk tanımı aslında modern medeniyetin, işte seküler medeniyetin, Bediüzzaman'ın tabiriyle mimsiz edeniyetin, mimi yok başında, düşüş yani, deniyet. Onların öğrettiği bir tanım. Ve o yoksulluk şu demek: mükemmel olmuyorsan yoksunsun ve mükemmel de hiç ulaşılabilecek bir şey değil. Yani mükemmel şartlarda, maddi şartlarda yaşamak, dünyayı cennet yapmak hiç kimsenin, en zenginlerin bile ulaşabildiği bir şey değil. Yani onların da kapısını çalsanız bir dert anlatıyorlar size veya çok dert anlatıyorlar size. Hal böyleyken bu sefer herkes bir yoksulluk çekiyor. İslam'ın yoksulluk tanımı ne? İslam yoksulluğu aslında Allah marifetinden yoksulluk, Allah rızasından yoksulluk olarak tanımlıyor. Diğer maddi yoksulluklara İslam evvel emirde yoksulluk olarak bakmıyor. Zaruri ihtiyaçların karşılanabiliyorsa o zaman sen var olana bakıp şükretmen lazım diyor İslam. Elindekilerin değerini bilmeyen herkes yoksuldur. Elindekinin değerini bilmeyen herkes yoksuldur. İslam bu gözle bakıyor. O yüzden şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Çünkü şükür bardağın dolu tarafına baktırıyor. Şekva musibeti ziyadeleştiriyor. Çünkü şekva da bardağın boş tarafına baktırıyor. Bardağın dolu tarafına bakanın bardağı boşalmıyor. Bardağın boş tarafına bakanın da bardağı dolmuyor. O yüzden modern zamanlarda, işte mimsiz deniyet zamanlarında, bu seküler medeniyet zamanlarında insanoğlunun şekvası, şikayeti artmış. Fakat bakıyorsun, ne dedesi onun şartlarında yaşamış, ne babası, ne de daha önceki ataları. Hepsinden daha rahatta. En fakirin evinde bile, vaktiyle Cübbeli Ahmet Hoca demişti herhalde, bir haftalık yemek var diyor en fakirin evinde. Şimdi o şartlardasın ama geçmişteki atalarından daha çok şikayet ediyorsun durumuna. Ve şikayetlerinin konuları da çoğu zaruri ihtiyaçların değil. Mesela işte cep telefonu meskidi diye şikayet ediyorsun. Veya şu arabanın yeni modelini alamadık diye şikayet ediyorsun. Bunlar hep bardağın boş tarafı. Ve seküler medeniyetin bize yoksulluk öğrettiği yoksulluk içinde bir şey bunlar. Devam edelim, metni bitirelim. Uzatmayayım. Birinci Harbi Umumi'nin, yani birinci Cihan Harbi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi: yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim: kardeşim, geçmiş sıkıntılı 100 günün şimdi sürurlu 100 gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme. Çünkü onlar geçmişte kaldı. Hastalığın
yani imtihan süresinin büyük bir süresini atlatmış oldun. Büyük bir kısmını atlatmış oldun. Onları düşünüp şekva etme. Onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan Rahmanur Rahim'in rahmetine itimat edip, dövülmeden ağlama, hiçten korkma, Adem'e vücut rengi verme. Çok kilit bir yer, burayı bir daha okumak istiyorum. Rabbin olan Rahmanur Rahim'in rahmetine itimat edip, dövülmeden ağlama, hiçten korkma, Adem'e vücut rengi verme. Dövülmeden ağlama, yani dayak yemeden hemen ağlamaya başlama ihtimalle. Hiçten korkma, daha hiç olan, vücut sahasına çıkmamış bir şeyi ihtimal diye ona hemen endişelenme. Adem'e vücut rengi verme, yani yokluğa varlık rengi verme, vehmetme böyle diye söylemiş üstad. Bu saati düşün. Sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki, sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde, sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte, o tutar, merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıf bırakıp, düşman edina çok az bir kuvvetle, deni bir kuvvetle merkezi harap eder. Dedim kardeşim, sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Topla, yığ, yani bu saate karşı kullan. Rahmet-i ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi. Hastalığım ondan bire indi. Biz de elhamdülillah diyoruz. Çünkü biz de Bediüzzaman Hazretlerinden bu dersi almış olduk. Yine konuyla ilgili İktisat Risalesi okunabilir bir metin. Bu mevzulara bakan çok yanı var. Ama burası da bence bir yanıyla bakıyordu. O yüzden biz buraya misafir olduk. Dediğim gibi böyle şeyler artık silah. Küresel güçler bu silahı toplumlara karşı, daha çok böyle manipülasyona açık toplumlara karşı, daha böyle refleksleri tam oturmamış toplumlara karşı kullanıyorlar. Fakat elhamdülillah ki İslamiyet bize kendi ayaklarımızda durma kuvvetini vermiş, eğer bilirsek, üzerine çalışırsak, durursak. İşte bu tanımda bizi inşallah böyle manipülatif şeylerden koruyacak, paniklemekten, hata yapmaktan, o panik yüzünden olmayacak işlere girmekten, izdihamlar yaratmaktan, can acıtmaktan, can yakmaktan muhafaza eder diye düşünüyorum. Efendim, bugünlük bir entel meseleler, dantel çözümlerden de bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.